Arkadaşlar merhaba. Hız yayınlarının ilk dönem konuları ile hazırlamış olduğu altılı matematik deneme sınavının 6. denemesinin çözümleri ile beraberiz. Birinci sorumuza başlayalım. Bir bisiklet yarışında A ve B takımların sporcularına su veren görevliler başlangıç noktasından bitişe kadar eşit aralıklarla dizilmişlerdir. A takımının su dağıtıcılar arasındaki mesafeler ile B takımının su dağıtıcılar arasındaki mesafeler birbirinden farklıdır. Aşağıda A ve B bisiklet takımlarındaki iki sporcunun bu görevlilerden su aldığı üçer noktanın başlangıç noktasının uzaklıkları gösterilmiştir. Başlangıç ve bitiş noktalarında da birer görevlisi olan bu iki takımın su dağıtım işinde en az kaç görevlisi çalışmaktadır? A takımına baktığımızda 15, 30 ve 45. kilometrede görevli var. Dolayısıyla 15'in katlarında görevli olduğu için bu yolun uzunluğu 15'in bir katı olmak zorunda. B takımına baktığımızda 24, 48 ve 72. kilometrede görevliler var. Yani 24'ün katlarında görevli var. Dolayısıyla bu yolun uzunluğu 24'ün de bir katı olmak zorunda. Yol aynı yol olduğu için hem 15'in hem de 24'ün ortak bir katı olmak zorunda. En az görevli dediği için 15'in ve 24'ün ekoku olacak. 15'in ve 24'ün en küçük ortak katını bulduğumuzda 3'e böleriz. 5, 8, 5 ve 8 aralarında asal olduğu için 5'e bölerim 1, 8'e bölerim 1, 3'ü 5'i ve 8'i çarptığımızda 120 kilometre olarak yolun uzunluğu bulunur. 120'yi 15'e böldüğümüzde 8 görevli yapar, bir tane de başlangıçta toplam 9 tane görevli A takımının 120'yi 24'e böldüğümüzde 5 tane yapar. Bir tane de başlangıçta 6 görevli yapar. 9 görevli A takımından, 6 görevli B takımından topladığımızda 15 tane görevli olur. Cevap C. İkinci sorumuzla devam edelim. Her birinin üzerinde birer doğal sayı yazılı olan 5 kart altlarındaki şekle yerleştirilecektir. Yerleştirme sonunda şekilde yan yana veya alt alta duran her iki kartta yazan sayıların aralarında asal olması istenmektedir. Üzerindeki sayı verilmeyen kartta iki basamaklı ve asal olmayan bir sayı bulunduğuna göre bu sayı kaç farklı değer alabilir? Bizden burada ortadaki karta gelecek sayının diğer 4 sayı ile aralarında asal sayı olması isteniyor. 8'i buraya yazamam, ortaya yazamam çünkü 10 ve 20 ile aralarında asal sayı değildir. 10'u yazamam, 8 ve 20 ile aralarında asal sayı değildir. 15'i yazamam, 10 ve 20 ile aralarında asal sayı değildir. 20'yi yazamam, 8 ve 10 ile aralarında asal sayı değildir. Dolayısıyla bilinmeyen sayımız ortaya gelecek. Diğer sayılar 8, 10, 15 ve 20 de kenarlarına gelecek. Bilinmeyen sayı 2 basamaklı ve asal olmayacak. Burada şuradan gidebiliriz. 8'in asal çarpanları 2, 10'un asal çarpanları 2 ve 5, 15'in asal çarpanları 3 ve 5, 20'nin asal çarpanları 2 ve 5. Dolayısıyla buradaki bilinmeyen sayının diğer sayılarla aralarında asal sayı olması için asal çarpanının 2, 3, 5 olmaması gerekiyor. Dolayısıyla asal çarpanı 7 olabilir, 11 olabilir, 13 olabilir, 19 olabilir. 2 basamaklı olmasını istiyor ve asal sayı olmamasını istiyor. Onun için 7'nin karesini aldığımda 49, 2 basamaklı. Bu bir değerdir. 7 ile 11'i çarptığımda 77 olabilir. 2 basamaklı ve asal değil. 7 ve 13'ü çarptığımda 91. Bu değer de olabilir. 7 ile 19'u çarptığımda 2 basamaklı değil, 3 basamaklı oluyor. 11'in karesini aldığımda 121, 3 basamaklı oluyor. Dolayısıyla başka değerimiz olmuyor. 49, 77 ve 91 olmak üzere 3 farklı değer alabilir. Cevap A. Üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdaki geometri tahtası 25 çivi kullanılarak yapılmıştır. Bu çivilere bir lastik geçirilerek oluşturulan karenin çevre uzunluğu 200-2 metredir. Erdem çivilerin arasındaki uzaklığı değiştirmeden başka bir geometri tahtası daha yaptıktan sonra bu geometri tahtası üzerinde çevre uzunluğu metre cinsinden doğal sayı olan bir kare oluşturmak istiyor. Buna göre Erdem'in yapacağı geometri tahtasında en az kaç çivi kullanması gerekir? İlk durumda İki çivi arasındaki uzaklığa x dediğimizde bir kenar uzunluğu 1, 2, 3, 4x olarak bulunuyor. Bir kenar uzunluğu 4x ise çevresi 4 çarpı 4x'ten 16x'tir. 16x 2 üssü eksi 2'ye eşit. Buradan 16x eşittir 1 bölü 4 olarak bulunur. Bunun gizli paydası 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 64x eşittir 1 olarak bulunur. Her iki tarafı 64'e böldüğümüzde x eşittir 1 bölü 64 metre, yani iki çivi arasındaki uzaklık 1 bölü 64 metre olarak bulunur.
1 bölü 64 bir birim kesir. Bizim yerini oluşturacağımız karenin çevre uzunluğu bir doğal sayı olmak zorunda. 1 bölü 64'ten büyük olan en küçük doğal sayı da 1 metredir. Yani yeni karemizin çevre uzunluğuna 1 metre diyelim. Çevresi 1 metre ise bir kenarı 4'te 1 olacak. Yani 1 bölü 4 metre. Biz 1 bölü 4 metreyi kaç tane 1 bölü 64 metre aralık kullanarak yapacağız? Bunu bulmamız gerekiyor. 1 bölü 4'ü 1 bölü 64'e böldüğümüzde 1 bölü 4'ü aynen yazarız. 1 bölü 64'ü ters çeviririz. 64 bölü 1. Buradan da sadeleştirdiğimizde 16 tane aralık olması gerekiyor. 16 tane aralık olması için bizim 17 tane çivi kullanmamız gerekiyor. Bir sırada. Bir sırada 17 tane çivi kullanıyoruz ama kare olduğu için 17 tane de sıra olacak. Dolayısıyla 17 çarpı 17 toplam çivi sayısını verir. Bu da 17'nin karesidir. Cevap D. Dördüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdaki şekilde yan yana bulunan iki kutudaki sayıların çarpımı bu kutuların altında bulunan kutuya yazılmaktadır. Buna göre A yerine aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılabilir? Buradaki iki kutuyu yani 2 üssü 4 ile A'yı çarparak buraya yazacağız. 2 üssü 4 çarpı A buraya gelecek. A ile 2 üssü eksi 6'yı çarptığımızda da bu kutuya gelecek. A çarpı 2 üssü eksi 6. Aynı şekilde bu iki kutudaki ifadeleri çarptığımızda 2 üssü 4'e eşit olmak zorunda. Buradan verilen ifadeleri çarptığımızda 2 üssü 4 çarpı A çarpı A çarpı 2 üssü eksi 6 eşittir 2 üssü 4 olarak bulunur. 2 üssü 4'ler her iki taraftan da sadeleştiğinde burada 1 kalır. A çarpı A, A kare çarpı 2 üssü eksi 6'yı 1 bölü 2 üssü 6 olarak yazalım. Eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda A kare eşittir 2 üssü 6 olarak bulunur. A kare 2 üssü 6'ya eşitse her iki tarafın kare kökünü aldığımızda buradaki kare kökümüzü götürür. A eşittir 2 üssü 3 olarak bulunur. 2 üssü 6'nın karekökü 2 üssü 3'tür. Cevap D. Beşinci sorumuza devam edelim. Burada bize bir terazi verilmiş. Terazinin denge konumuna gelmesi için sağ kefesine üçgen ve altıgen cisimlerinden toplam en az kaç tane konulmalıdır diyor. Sol kefedeki ağırlığımıza baktığımızda 3 çarpı 10 üssü 1 yani 30, 7 çarpı 10 üssü 0 yani 7, 4 çarpı 10 üssü eksi 1'de 0 tam 10'da 4 yapıyor. Burayı topladığımızda sol kefedeki ağırlığımız 37 tam 10'da 4 gram yapıyor. Terazinin dengeye gelmesi için sağ kefeye de bizim 37 tam 10'da 4 gram ağırlık koymamız gerekiyor. Bir tane üçgen cisminin ağırlığı 2 tam 10'da 5 gram, bir tane altıgen cisminin ağırlığı 0 tam 10'da 3 gram olarak verilmiş bize. En az sayıda cisim kullanabilmemiz için ağır olandan fazla, hafif olandan az kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim 2 tam 10'da 5'ten en fazla sayıda kullanmamız lazım. 2 tam 10'da 5'in öyle bir katını bulacağım ki 37 tam 10'da 4'ten büyük ve en büyük katı olacak. 2 tam 10'da 5'in katlarında birler basamağı 0 ya da 5 olabilir. Dolayısıyla 2 tam 10'da 5'in 37 tam 10'da 4'ten küçük ama en büyük olan katı 35 gramdır. 35 gramı 2 tam 10'da 5'e böldüğümüzde 14 tane üçgen cisminden kullanmış olurum. Geriye kalan 35'i buradan çıkardığımızda 2 tam 10'da 4 gramlık ağırlığı ise 0 tam 10'da 3 gramlık altıgen cisimlerinden elde edeceğim. 2 tam 10'da 4'ü de 0 tam 10'da 3'e böldüğümüzde 8 tane altıgen cismi kullanmış olurum. 14 tane üçgen, 8 tane altıgen topladığımızda 22 tane cisim kullanmış olurum. Yani cevap C. 6. sorumuza devam edelim. Bir su molekülünde 2 hidrojen ve 1 oksijen atomu bulunmaktadır. Aşağıda verilen su molekülü modelinde 1 hidrojen atomu ile 1 oksijen atomunun kütleleri gösterilmiştir. Buna göre 36 gram sudaki toplam atom sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce bir tane su molekülünün ağırlığını bulalım. Bir tane oksijen 16 bölü 602 çarpı 10 üssü 21 artı 2 tane hidrojen 16 artı 2 kere 1 2 16 artı 2'den 18 bölü 602 çarpı 10 üssü 21 bir tane su molekülünün ağırlığı yapıyor. 36 gram suda kaç tane su molekülü var? Bunu bulmak için 36 gramı bir tane su molekülünün ağırlığına böleriz.
Birinciyi aynen yazarız. 36. İkinciyi ters çevirdiğimizde 602 çarpı 10 üssü 21 bölü 18. 18 ile 36'yı sadeleştirdiğimizde 2 yapar. Dolayısıyla 1204 çarpı 10 üssü 21 tane molekül vardır. Ama bize atom sayısını soruyor. Bir tane molekülde 3 tane atom var ise burayı 3 ile çarptığımızda 3 çarpı 1204 çarpı 10 üssü 21. Bu da 3612 çarpı 10 üssü 21 tane atom yapar. Bunun bilimsel gösterimini soruyor bize. 3 basamak sola gideceğim. 1, 2, 3. 3 tam 1000'de 612. Sayının değeri küçüldüğü için onun kuvveti büyüyecek. 10 üssü 24 olarak bulunur. Yani cevap D. 7. sorumuza devam edelim. Aşağıda boy uzunluklarına göre dizilen kalemlerden ortanca ile en kısası arasındaki uzunluk farkı en uzunluğu ile ortanca arasındaki uzunluk farkına eşittir. Bu kalemlerden en kısası ve en uzunluğundan ikişer tanesi kullanılarak bir dikdörtgen oluşturulmuştur. A ve B birer doğal sayı ve her bir kalemin boy uzunluğu 9 cm'den kısa olduğuna göre oluşturulan dikdörtgenin alanı en az kaç cm karedir? Ortanca kalemin boyunu A kök B üçüne yazdığımızda 4 kök 2 olarak bulunur. Alanın en az olması için dikdörtgende kenar uzunluklarının birbirine en uzak olması lazım. Kök 2 alalım o zaman kısa kalemi. Aradaki fark 3 kök 2 olduğu için büyük olan 4 kök 2'den 3 kök 2 uzun olacak, yani 7 kök 2. Ama uzunluklar için bize 9 cm'den kısa olacak demiş. Yani kök 81'den küçük olmak zorunda. 7'yi kökün içine aldığımızda 49 çarpı 2'den 98 yapıyor. Kök 98 kök 81'den büyük olduğu için 7 kök 2 olmaz. 2 kök 2'yi alalım o zaman. 2 kök 2, aradaki fark 2 kök 2, 4 kök 2'ye 2 kök 2 eklediğimizde uzun kalem 6 kök 2. 6'yı kökün içine aldığımızda 36, 2 ile çarptığımızda 72, kök 72 kök 81'den kısa olduğu için bu uzunluklar olabilir. Kısa kalem 2 kök 2, uzun kalem 6 kök 2, oluşturulan dikdörtgenin alanını bulmak için 2 kök 2 ile 6 kök 2'yi çarptığımızda 12 çarpı kök 4, yani 2'den 24 santimetre kare olarak bulunur. Cevap B. 8. sorumuza devam edelim. Bir matematik öğretmeni kareköklü ifadelerle çarpma işlemini öğretmek için oynattığı oyunda üzerlerinde kareköklü ifadelerin yazılı olduğu 11 kart hazırlayarak aşağıdaki sıraya göre dizmiştir. Oyunda bir öğrenci birinci sıradaki kartta bulunan sayı ile ikinci sıradaki kartta bulunan sayıyı çarpacak. Sonuç rasyonel sayı ise bu iki kartı gruptan çıkaracaktır. Bulduğu sonuç rasyonel sayı değil ise bu sonucu üçüncü sıradaki kartta bulunan sayı ile çarpacaktır. Bu şekilde sonuç rasyonel sayı olana kadar devam ederek rasyonel sayı olduğunda da çarptığı sayıları gruptan çıkaracaktır. Bir öğrenci rasyonel sayıya ulaştığında başka bir öğrenci kalan kartlarla aynı şekilde işlem yapmaya devam ettiğine göre son karta kadar devam edildiğinde gruptan çıkarılmayan kaç kart kalır? Birinci ve ikinci sıradaki kartlarda bulunan sayıları çarptığımızda kök 2 çarpı kök 3, yani kök 6. Kök 6 ile kök 6'yı çarptığımızda kök 36, bu da 6'ya eşittir. Bir rasyonel sayı oldu. İlk 3 sıradaki kart gitti. Kök 10, kök 18. Kök 18'i A kök B içinde yazdığımızda 3 kök 2. Buradaki 3 rasyonel sayı olduğu için çarpmamıza gerek yok. Kök 10 ile kök 2'yi çarptığımızda kök 20. Kök 20 ile kök 20'yi çarparsak kök 400 yapar. Kök 400 dediğimiz sayı da 20'nin karesi olduğu için dışarıya 20 olarak çıkar. Yani rasyonel sayıdır. 4, 5, 6 kartları da gitti. 7. kartımız kök 24, yani 2 kök 6. 8. kartımız kök 27, yani 3 kök 3. Kök 32, 4 kök 2. Kök 2'yi, 3'ü ve 4'ü çarpmaya gerek yok. Bunlar rasyonel sayı. 6 kere 3, yani kök 18. Kök 18 ile de kök 2'yi çarptığımızda kök 36, yine 6 olarak çıkar. Bu da bir rasyonel sayı. 7, 8, 9 da gitti. 10. kartımız kök 45, yani 3 kök 5. Kök 50, yani 5 kök 2. 3'ü ve 5'i çarpmaya gerek yok. Kök 5 çarpı kök 2 kök 10. Bu da bir irrasyonel sayı olduğu için 10 ve 11 numaralı kartlar çıkmaz. Dolayısıyla cevap 2 tane kartı kaldığı için B, yani 2. 9. sorumuza devam edelim.
50 santimetre yüksekliğindeki 4 tabure aşağıdaki gibi üst üste konmuştur. En alttaki tabureden sonra üste konulacak her bir tabure yüksekliği kök 20 santimetre artırmaktadır. Buna göre bu 4 taburenin üstüne aynı taburelerden en az kaç tane daha konulursa elde edilen yükseklik bir taburenin yüksekliğinin 2 katından fazla olur. Bir taburenin yüksekliği 50 santimetre, daha sonra üstüne konulacak her bir tabure kök 20, yani 2 kök 5 santimetre yüksekliğimizi artırıyor. 50 santimetrelik bir taburenin üstüne kaç tane tabure koyarsak 2 kök 5 x, her biri zaten 2 kök 5 artıracak yüksekliği, kaç tane tabure koyarsak yükseklik bir taburenin 2 katından, bir tabure 50 idi, 2 katı 100, 100'den fazla olacak. 50 santimetrelik taburenin üzerine kaç tane 2 kök 5'lik tabure koyarsak yükseklik 50'nin 2 katından, yani bir taburenin 2 katından fazla olur. 50'yi karşıya gönderdiğimizde eksi 50, dolayısıyla 2 kök 5 x, 100'den 50 çıkarsa 50 kalır. Her iki tarafı 2 kök 5'e böldüğümüzde 2 kök 5'ler birbirini götürecek. X büyüktür 50 bölü 2 kök 5. 50 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 25. Paydayı kökten kurtarmak için kök 5 ile genişletiriz. X büyüktür 25 kök 5. Kök 5 çarpı 5'ten 5. 25 ile 5'i sadeleştirdiğimizde 5 olur. X büyüktür 5 kök 5. 5'i içeriye aldığımızda kök 125 olarak bulunur. Kök 125 dediğimiz sayı 11 küsür bir sayıdır. Yani x büyüktür 11 küsür olacak. Ama 11 küsür tane tabure koyamayacağımız için en az 12 tane tabure koymamız gerekiyor. Zaten 3 tane tabure var. 1, 2, 3 tane tabure var. 3 tane taburenin üstüne 12'den 3'ü çıkardığımızda 9 tane daha tabure koymamız gerekiyor. Dolayısıyla cevap C. 10. sorumuza devam edelim. Kare şeklindeki bir masanın üzerine kare şeklinde bir masa örtüsü aşağıdaki gibi örtülmüştür. Masanın kenarları ile örtünün kenarları birbirine paralel ve aralarındaki uzaklık kök 18 desimetredir. Masanın üst yüzünün alanı örtünün bir yüzünün alanının 4 katı olduğuna göre örtünün alanı kaç desimetre karedir? Örtünün bir kenar uzunluğuna x diyelim. Dolayısıyla örtünün alanı x kare olarak bulunacak. Masanın alanı ise örtünün alanının 4 katı, yani 4x kare olarak bulunur. X kare, x'in karesi olduğu için örtünün bir kenar uzunluğu x'tir. 4x kare, 2x'in karesi olduğu için masanın bir kenar uzunluğu 2x olarak bulunur. Örtünün her iki kenarından da kök 18 desimetrelik bir boşluk kalıyor. X'in üzerine bu 2 kök 18'i eklediğimizde burası masanın bir kenar uzunluğu, yani 2x'e eşit oluyor. Artı x buraya geçerse eksi x, 2 kök 18 eşittir 2x'ten x'i çıkardığımızda x. Kök 18 dediğimiz 3 kök 2, buradan da x eşittir 2 kere 3 kök 2, yani 6 kök 2 desimetre olarak bulunuyor. Buradaki x örtünün bir kenar uzunluğu, bizden örtünün alanını istiyor. Dolayısıyla 6 kök 2'nin karesini aldığımızda 6'nın karesi 36, 2 ile çarptığımızda 72 desimetre kare olarak örtünün alanı bulunur. Yani cevap C. 11. sorumuza devam edelim. Bize verilen daire grafiğinde Erdem'in bir sınavdaki doğru, yanlış ve boş sayıları verilmiş. Sütun grafiğinde doğru sayılarının derslere göre yüzdeleri verilmiş. Her 3 yanlış cevaba karşılık bir doğru cevabın silindiği bu sınavda sadece A, B, C ve D derslerinden soru sorulmuştur. Erdem'in net sayısı 85 olduğuna göre B dersindeki doğru sayısı kaçtır? Veriler merkez açılarla orantılıdır. Yanlış 120 derece, boş 30 derece ise doğruya kalan açı 210 derecedir. Her bir açı 2 ile bölünebildiği için 210'u 2'ye böldüğümüzde doğruların sayısı 105'in bir katı, 105x diyelim. Yanlışların sayısı 122'ye böldüğümüzde 60x, boşların sayısı 32'ye böldüğümüzde 15x. Net sayısını bulmak için doğrulardan yanlışların 3'te 1'ini çıkaracağız. Yani 105x eksi 60x'in 3'te 1'i eşittir 85 netimiz var. 60'ı 3'e böldüğümüzde 20x, 105x eksi
20x eşittir 85. 85x 85'e eşitse x 1'e eşit oluyor. Dolayısıyla x 1'e eşitse 105 tane doğrumuz var. Bu 105 doğrunun %20'si B değerine ait. Yani 105 çarpı 20 bölü 100'den, %20'si çünkü B değerse, 105 çarpı 2, 210 bölü 10'dan sıfırlar gitti. 21 tane doğru B dersine aittir. Cevap D. 12. sorumuzla devam edelim. Eda'nın elinde bulunan 9 kartın ön ve arka yüzlerinin renkleri aynı konumda verilerek aşağıda gösterilmiştir. Eda kartları bir masanın üzerine ön yüzleri görünecek şekilde dizdikten sonra rastgele birini seçip ters çevirecektir. Buna göre bu kartın görünen yüzündeki rengin değişmeme olasılığı kaçtır? Rengin değişmemesi için ön ve arka yüzünün aynı renkte olması lazım. Aynı konumlara baktığımızda buradaki mavi, mavi değişmiyor. Kırmızı mavi oluyor, mavi kırmızı oluyor, değişiyor. Kırmızı, kırmızı değişmiyor. Mavi kırmızı oluyor ama mavi, mavi değişmiyor. Kırmızı mavi, kırmızı, kırmızı bu da değişmiyor. Ön ve arka yüzü aynı. Mavi, mavi, ön ve arka yüzü aynı. Dolayısıyla ön ve arka yüzü aynı olan 5 tane kart var. İstenen durum değişmeyen 5 tane, tüm olası durumlar 9 tane. Yani olasılığımız 5 bölü 9. Cevap A. 13. sorumuza devam edelim. Aşağıda Şahin Bey'in iş yerindeki numaralandırılmış 16 bölmeli dolap gösterilmiştir. Bu bölmelerden üzerinde beyaz etiket olanlarda birer dosya bulunmaktayken diğerleri ise boştur. Şahin Bey bu dosyalardan birini alarak çalıştıktan sonra yanlışlıkla üzerinde etiket olmayan ve asal numaralı bölmelerden birine koymuştur. Buna göre Şahin Bey etiket olmayan ve asal numaralı bölmelerden rastgele birini açtığında aradığı dosyanın bu bölmede olma olasılığı kaçtır? Etiket olmayan ve asal numaralı bölmelerden birine koyuyor. Yani 2'ye koyabilir, 5'e koyabilir, 7'ye koyabilir ya da 13'e koyabilir. Etiket olmayan ve asal numaralı bölmeler. Olası durum sayımız 2, 5, 7 ve 13'ten 4 tane olası durumumuz var. Bunlardan bir tanesinde dosya var. Yani olasılığımız 1 bölü 4, cevap B. 14. sorumuza devam edelim. Ayrıt uzunlukları x santimetre olan küp şeklindeki bir kutunun kapakları kapatıldıktan sonra yatay ve dikey olarak genişliği y santimetre olan bantlarla aşağıdaki gibi bantlanmıştır. Bantın genişliği y santimetredir. Buna göre kutunun bantlanan yüzünün bantların dışında kalan kısmının alanı kaç santimetre karedir? Buradaki bir tane banta baktığımızda kısa kenarı y, uzun kenarı ise x olduğu için buranın alanı x, y'dir. Aynı şekilde diğer bantın alanı da xy, yani 2xy'lik bir bantımız var. Ama şu ortadaki kısım üst üste geldiği için burayı iki defa sayıyoruz. Burada bir kenar uzunluğu y santimetre olan bir kare oluşuyor. Ya bunun alanı da y karedir. Dolayısıyla biz bu 2xy'lik alandan y kareyi iki defa saydığımız için birisini çıkaracağız. 2xy eksi y kare bizim bantımızın alanı. Başlangıçtaki alan x kare. X kareden bantın alanını, yani 2xy eksi y kareyi çıkardığımızda geriye kalan alan x kare eksi 2xy eksiyi dağıttığımızda artı y kare olur. X kare eksi 2xy artı y kare. Bu ifadede x eksi y'nin karesi özdeşliğidir. Yani cevap A. 15. sorumuza devam edelim. Matematik öğretmeni Efe Bey, cebirsel ifadelerin modellenmesinde kullanılmak üzere sınıfa aşağıdaki kartlardan belirtilen sayıda getirerek örnek bir modelleme yapmıştır. Buna göre Efe Bey, bu kartlarla aşağıdaki işlemlerden hangisini modelleyemez? A şıkkına baktığımızda 2x çarpı x artı 1. 2x'i dağıttığımızda 2x kare artı 2x, 2 tane x kare, 2 tane x modelleyebilir. Yeterli sayıda var. B şıkkı x kare artı 4x artı 3. 1 tane x kare, 4 tane x, 3 tane 1. Yeterli sayıda var. Modelleyebilir. C şıkkına baktığımızda 2x kare artı 3x artı 1. 2 tane x kare, 3 tane x, 1 tane 1. Bundan da yeterli sayıda var. Bunu da modelleyebilir. D şıkkında 2x kare artı 5x artı 2. 2 tane x kare, 5 tane x yok,
4 tane x var. Dolayısıyla bunu modelleyemez. Cevap D. 16. sorumuzla devam edelim. 3 metre yüksekliğindeki bir duvara aşağıdaki gibi asılmış olan dikdörtgen şeklindeki eş tablolardan en üsttekinin tavana uzaklığı 3 kök 2 desimetre, en alttakinin zemine uzaklığı 6 kök 2 desimetredir. Ortadaki ve en sağdaki tablolardan her birinin bir solundaki tabloya göre zeminden yüksekliği 3 kök 2 desimetre daha azdır. Buna göre tablolardan her birinin uzunluğu desimetre cinsinden değeri hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır? Burada baktığımızda en üstteki uzunluk 3 kök 2 desimetre, en alttaki uzunluk 6 kök 2 desimetre. Aşağıya doğru indiğimizde zemin olan uzaklık sürekli 3 kök 2 desimetre azalıyor. Dolayısıyla bu aralık 3 kök 2, aynı şekilde bu aralık 3 kök 2 desimetre olacak. Bu uzunlukları topladığımızda 3, 6, 9, 6 kök 2 daha 15 kök 2. 3 metreden, yani bunu da desimetreye çevirdiğimizde 30 desimetreden 15 kök 2 desimetrelik uzunluğu çıkardığımızda bir tane tablonun uzunluğunu bulmuş oluruz. 15'i kökün içine aldığımızda 225, 2 ile çarptığımızda kök 450 desimetre yapar. Yani 30 desimetreden kök 450'yi çıkaracağız. Kök 450 dediğimiz sayı 21 ile 22 arasında bir sayıdır. Yani 30'dan 21'i çıkardığımda 9, 30'dan 22'yi çıkardığımızda 8 olursa, dolayısıyla tablonun uzunluğu 8 ile 9 arasındadır. Cevap D. 17. sorumuza devam edelim. Genişlikleri eşit, uzunlukları farklı olan dikdörtgen şeklindeki 3 şeritle aşağıdaki gibi 3 farklı şekil oluşturulmuştur. Şekillerin üzerlerindeki cebirsel ifadeler bulundukları kısmın santimetre cinsinden uzunluğunu göstermektedir. Buna göre oluşturulan şeklin iç kısmında kalan yamuğun alanı kaç santimetre karedir diyor. A şeritinin uzunluğu 4x artı 8. 4x artı 8'den 8'i çıkardığımızda geriye 4x'lik uzunluk kalır. Yani B şeritinin uzunluğu 4x santimetre. B şeritinin uzunluğu 4x santimetre olarak bulduk. 4x santimetreden 2'yi çıkardığımızda buraya 4x eksi 2 kalır. Yani C şeritinin genişliği 2 santimetre olarak bulunur. Tüm genişlikler birbirine eşit olduğu için her biri zaten 2 santimetredir. A şeritinin uzunluğu 4x artı 8. B şeritinin uzunluğu 4x. 4x artı 8'den 4x'i çıkardığımızda şuraya kalan uzunluk 8 santimetredir. C şeritinin uzunluğu 8 artı 2x eksi 2'den 2x artı 6 santimetre olarak bulunur. Yamuğun alanını bulmak için alt tabanı, üst tabanı ve yüksekliği bilmemiz gerekiyor. Alt taban zaten B şeritinin uzunluğu, yani 4x. Üst taban C şeritinin uzunluğu, yani 2x artı 6. Yüksekliğimiz ise 2 santimetre buradan, 2 santimetre buradan çıkaracağız. 4x artı 8'den 4'ü çıkardığımızda yüksekliğimiz 4x artı 4 olarak bulunur. Alanı bulmak için alt taban artı üst taban, yani 4x artı 2x artı 6 çarpı yükseklik 4x artı 4 bölü 2. 6x artı 6 çarpı 4x artı 4 bölü 2. 6x artı 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3x artı 3 çarpı 4x artı 4. Burayı çarptığımızda 12x kare artı 24x artı 12 olarak bulunur. Yani cevap C. 18. sorumuz ile devam edelim. Uzun kenar uzunluğu 15 kök 2 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt, aşağıdaki gibi dikdörtgen şeklinde iki parçaya ayrılmıştır. A ile gösterilen parçanın bir yüzünün alanı, B ile gösterilen parçanın bir yüzünün alanının iki katına eşittir. A ile gösterilen parçanın bir yüzünün alanının santimetre kare cinsinden değeri 110 santimetre kareden büyük bir doğal sayıdır. Buna göre B ile gösterilen parçanın bir yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir? İlk dikdörtgenimizin kısa kenarına x diyelim. Dolayısıyla A dikdörtgenimizin bir kenar uzunluğu x, B dikdörtgenimizin de aynı şekilde bir kenar uzunluğu x olacak. Bir kenar uzunlukları birbirine eşit ise alanlarının birbirinin iki katı olması için diğer kenar uzunluklarının birbirinin iki katı olması gerekiyor. Yani B'nin diğer kenarına ben k dersem A'nın diğer kenar uzunluğu 2k olmak zorunda. K ile 2k'nin toplamı bana 15 kök 2'yi vermeli. Yani 3k eşittir
15 kök 2. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde k'nin değeri 5 kök 2 olarak bulunur. K 5 kök 2'ye eşitse 2k 2 çarp 5 kök 2'den 10 kök 2, k'nin değeri ise 5 kök 2'dir. A'nın alanı 10 kök 2 çarpı x'tir. 10 kök 2 çarpı x 110'dan büyük olmak zorunda. Her iki taraftan birer sıfır sadeleştirdiğimizde kök 2x büyüktür 11 olmalı. Kök 2x'in 11'den büyük olduğu en küçük doğal sayı değeri 12'dir. Yani kök 2x'e biz 12 diyebiliriz. B'nin alanı 5 kök 2 çarpı x'ten. Kök 2x'e biz en küçük değer olarak 12 demiştik. 5 çarpı 12'den B'nin alanı 60 santimetre kare olarak bulunur. En küçük değer olarak. Yani cevap C. 19. sorumuza devam edelim. Kök 2, kök 3, kök 6, kök 8 ve kök 12 kareköklü ifadeleri aşağıda verilen karelerin her birine bir tane gelecek şekilde yerleştirilecektir. Bu yerleştirme sonucunda alt alta duran karelerdeki 3 kareköklü ifadenin birbiriyle çarpımının ve yan yana duran karelerdeki 3 kareköklü ifadenin birbiriyle çarpımının birer doğal sayı olması istenmektedir. Buna göre yeşil ile gösterilen kareye yerleştirmesi gereken kareköklü ifade aşağıdakilerden hangisidir? Biz burada yeşil kareye öyle bir kareköklü ifade yerleştireceğiz ki diğer 2 kare ile beraber çarpıldığında bir doğal sayı yapacak. Kareköklü ifadelerde çarpımın doğal sayı olması için kökün içindeki sayıların, ifadelerin aynı olması gerekiyor. Sayılarımızı A kök B biçiminde yazdığımızda kök 2 aynen yazılır, kök 3 aynen yazılır, kök 6 aynen yazılır, kök 8 4 çarpı 2'den 2 kök 2, kök 12 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 olarak bulunur. Kök 2 ile kök 3'ü çarptığımızda kök 6, 2 kök 2 ile 2 kök 3'ü çarptığımızda 4 kök 6 yapıyor. Baktığımızda kök 6, kök 6 aynı. Kök 6, kök 6 aynı. Dolayısıyla yeşil kareye yazacağımız sayı kök 6'dır. Buraya kök 2, buraya kök 3'ü yazdığımızda çarptığımızda bir doğal sayı oluyor. Buraya 2 kök 2, buraya da 2 kök 3'ü yazdığımızda yine çarptığımızda bir doğal sayı oluyor. Dolayısıyla yeşil kareye kök 6'nın gelmesi gerekiyor. Yani cevap C. 20. ve son sorumuza devam edelim. Hakan Bey ve öğrencileri bir bilim fuarında uzunluğu 5 metreden fazla olan bir duvar boyunca aşağıdaki gibi kare ve eşken üçgen şeklinde afişler asmıştır. Kare şeklindeki afişlerin bir kenar uzunluğu 20 cm, üçgen şeklindeki afişlerin bir kenar uzunluğu 18 cm'dir. Buna göre üçgen şeklindeki afiş sayısı kare şeklindeki afiş sayısından en az kaç fazladır? Karenin bir kenar uzunluğu 20 cm. Dolayısıyla yan yana bunlar 20, 20, 20 olarak devam edecek. Yani duvarın uzunluğu 20'nin bir katı olmak zorunda. Üçgenin bir kenar uzunluğu 18 cm. 18, 18, 18 olarak devam edecek. Yani duvarın bir uzunluğu 18'in de bir katı olmak zorunda. Aynı duvar olduğu için bu duvarın uzunluğu hem 20'nin hem de 18'in bir katı olacak. Yani 20'nin ve 18'in ortak katını bulacağız. 20'nin ve 18'in ekokunu bulduğumuzda 2'ye böleriz. 9, 10. 9 ve 10 aralarında asal sayı olduğu için başka ortak bölenleri yoktur. 9'a böleriz 1, 10'a böleriz 1. 2'yi 9 ve 10'u çarptığımızda 180 cm olarak bulunur. Ama bize duvarın uzunluğuna 5 metreden fazla olarak demiş. Dolayısıyla 5 metreyi santimetreye çevirdiğimizde 500 yapar. 180 cm'nin yani 180'in öyle bir katını bulacağım ki 500 cm'den büyük olacak. 180'in 3. katı 500'den büyüktür. Yani duvarın uzunluğu en küçük olarak 540 cm olur. 540'ı 20'ye böldüğümüzde 27 tane kare, 540'ı 18'e böldüğümüzde 30 tane üçgen olur. Dolayısıyla üçgenin kareden fazlalığı 3 tanedir. Yani cevap A. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.